Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat Kastamonu 67 Aziz kardeşlerim bu sıkıntılı zamanda demek ki bu asır nasıl bir asırmış abi? Bir sıkıntılı bir zamanda öyle bir cennet asa bir şahrama sonra tazikat altında akıl ve kalbi eğlendiren, keyiflendiren böyle tefekkürat ilmiyi israf saymayınız. Demek ki insan sıkıldığı zaman eğlenmek istiyor ya videolara falan. Ustad da sıkıldığı zaman aklını, kalbini keyiflendiren e, tefekkühatı ilmiye yani e, ebced, ebced harfleri var ya bak şuradan okuyorum. Mesela Acaba lafzullahın lam ve h harfleri dahi ne vaziyeti? Yani böyle ebcetle fakirin evinden ilgilenilebiliyor. Usta diyor ki keyifliymiş bu. Sonra hüsnü niyet esas okumak istediğim yer burasıydı. Hüsnü niyet öyle bir kimyadır ki şişeleri elmasa çevirir, toprağa altın yapar. Görüyor musun? Abiler. Hüsnü niyet. Vallahi dünyanın cehenneme ve cennete çeviren bir sistemdir bu. Anladın mı Abdülkadir? Çok tuhaf. Bir daha anladın mı? Evet yaz. Yaz o zaman kafandaki şey gitmesin. Yaz Ozan dokunmayayım sana. Hüsnü niyet öyle bir kimyadır ki mesela kimya haram bir şeyi kimyaya sokuyorsunuz helal oluyor. Mesela diyelim ki şaraba tuz katarsanız olur sirke. Sirke yapıyorsunuz ya armutla. Katmayın tuzu mesela sirke şaraba dönüşebiliyor. Ya yani misal hatırıma geldi. Hüsnü niyet öyle bir kimyadır ki şişeleri elmasa çevirir. Toprağı altın yapar. Herkes İbrahim'e neye bakıyor? İbrahim bir ara toprağın içine altın yapmaya çalışıyordu da. Yapabildi mi peki mi? Tamam. Aldım. Niye? Çünkü, Ama kimyasal reaksiyon gerçekleşti yani. oldu mu? Tepkimi kim oldu da aslında tepki oldu. <laughs> e, altın mı yapacaktın? Öyleydi. E, epey oldu mu tepkime? Hafif bir şey oldu abi. Hiçbir Hiç şey olmadı. E. <laughs> Tabak. Ya tabak oluştu da şey etrafında. Ee, ustad bir avuç toprak aldı diyor. Yani manasız, hikmetsiz, abes bir şeyden ustan misal vermez. Ne veriyorsa doğrudur. Bir avuç toprak aldı, aldı diyor. Elinde güzel bir altın yaptı diyor. Demek ki altın topraktan yapılır. Bunu ilk yapanlar çok var ama Karun da biliyormuş. Bu ilmin adı nedir? Simya. Simya ilmi. Simya mesela Karun'da vardı. Toprağı altın yapıyordu. Onun için Bazıları mübalağa ediyor. Ya 70 devi altınını götürüyordu lan. Fabrikası olması lazım. İşte değil işte simya ilmine olduğu için toprağa altın yapıyordu adam. Yüklüyordu da altın oluyordu. Simya ilmi. Cahillik çok berbat bir şey ya. Cahil nedir biliyor musunuz? Böyle en çarpıcı. Cahil ne kadar berbat bir şey. Cahillikle tuvalete bile giremezsiniz. Donunuza yaparsınız. Nasıl gireceksin cahillikle? Cahil, cahilsin tuvaleti bilmiyorsun. Nasıl oturacak? Ne yapacak? Taaret, istibra, istincaları bilmiyorsun. Cahillik berbat bir şey ya. Dostu düşman eder, düşmanı da dost eder ya. Cahillik bu, işte. Dostu düşman ediyor, dost, düşman da dost ediyor. Toprağı altın yapıyormuş böyle. Niyet. Hüsnü niyet. Mesela ben sana su izi, suyu, niyet yapayım. O her şeyin yıkıldığı. Hiç adam değilsin. Yeryüzünde hiçbir değerin yok. Ama bir üstü zannedeyim. Kusurlarda gözükmez. Evin ka, evdeki kavgaların temeli bu. Hüsnü niyet biterse mabet gider. Mabet gözü gidince kusurlar gözükür. Mabet gözü neyi görmezmiş? Kusur. Kusurları görmez. Şimdi bununla alakalı 185'ten bir yer var Kastamonu'da. Burayı 69'dan oku şey 67'den okudum. Diyorlar ki ya nereden okuyor? Bazılar duyuyorum da. Dedim kardeşim Almanya'da bir şehirde ders yapıyoruz. Böyle ki okudum böyle kafayı kaldırdım. Bundan 15 sene, 15 sene var. 2005, 2006'da. Kardeş dedi orada öyle mi yazıyor dedi yaşlı benden. Biz de 30 yaşlarında varız yokuz herhalde 30 30. Abi yazıyor. Yok dedi öyle öyle tabir yok dedi. Sen dedi kafayı kaldırıp o sen bilgilerini diyor var gösteriyorsun dedi. Çok acayip yani yaşlı. Abi var dedim burada. İyi konuyu da biliyor. Erva Habise ya. Erva Habise. Var abi dedim. Oku dedi. Okudum. Allah Allah diyor orada dedim. Olmaması lazım öyle tabir mi var ya dedi külliyatta. Biz de okuduk kardeşim dedi ya. Bilmem abi yazıyor dedim. Kalktı. Kalktı. Sonra geldi bak. Abi dedim. Allah razı olsun. Çok iyi bir net. İyi bir adamdı. Omuzuma vurdu dedi ki. Kardeşim dedi. Bizim kitapta yazmıyor. Senin kitapta yazıyor. Sen bize bakma. Sen devam et. Biz dedi bir kere bazı kalıplara kafamızı soktuk. Mustakil düşünemiyoruz. Dedi. Kalıpsız düşünemiyoruz. Sen devam et. Sen bize bakma. Dedi. Sen diğer bütün her şeyine böyle bakacağım artık. Senin kitabına yazıyor. Bizim kitapta yazmıyor. Çünkü kafamızda yok. Dedi. Hiç unutmuyor. Belki de 10 sene demeli duymuşsunuzdur benden. Hep zikreder. Kaliteli bir abiydi. Allah razı olsun. 185'ten okuyorum. Ha bak buradan. Kardeşim tek tek okuyorum ya. Bak tek tek. Atıflarını görüyor musunuz? Şunun atıflarını, şunun atıflarını, şunun atıflarını, şunun atıflarını. Şunun atıflarını görüyor musun? Nerede izah ediyor? Nereden geldim? Mestevi'den. Bak şimdi. 67'den Mestevi. Bak niyeti. 51'e götürdü beni. Niyet Nazarı okuyacağım buradan. Buradan başka bir yer var mı dedim. Kastamonu 67 var. Kastan 185 var. Mesnevi 199 var. Sözler 16'da var. Yıldız koymuşum mutlaka orayı oku. Niyetle alakalı. 147 gene şeyde var. Mesnevi'de. Yine Tak tak. Atıp. Şey yaparsanız diye gösteriyor. 185'te niyetle alakalı ne varmış bakayım. Vazifeyi dine itibariyle nasa hüsnü kabul ettirmek. O makamın iktiza ettiği yüksek tavırlar ve vaziyetler hot fuluşluk ve riayet sayılmaz, sayılmamalı. Meğer o adam o vazifeyi kendi enaniyetine tabi edip istimal ede. Ha, niyeti kötü olan bunu istismar edebilir. Enaniyet için yapıyor, kendisini göstermek için yapıyor. Hizmet değil de kendisini gösteriyor falan. Ama aynı adam aynı derste diyor ki hey Allah razı olsun ya ufkum açıldı diyor. Bak iki tarafı açık olan bir yer okudum vazife dini itibariyle yani tevazu yapılmaz. Ee, farz, vaciplerde, şair İslamiye'de ve sünnet-i seniye itibarında haramların terkinde haramları ifade ederken dersin makamı böyle bir derste tevazuluk yapılmaz. Kimse de suizan yapamaz, suyu niyet yapamaz, yapmaması lazım. Şimdi niyet ile, nazar ile niyeti mesleviden okuyorum. 51. 51 nerenin plakası? Nide mi? Nevşehir mi? Oralardan bir yerde galiba. Kafanızda kalsın. Mesela şurada bir not yazmışım. Okuyayım size bir misalimi. Şurada bak böyle kurşun kalemle. Gördün mü Bayram? Bak niyet ve niyet ve nazarla alakalı bir örnek yazmışım. Ya Hızır abiden yazmışım ya Rüştü abiden yazmışım. Niye demiymiş? Elini aldın kuş korkup titriyor. Kuş muhabbet kuşu aldın doktor. Ama senin niyetin ona zarar vermemek. Ona niyetini anlatabilir misin? Ya, ey muhabbet kuşu. Ben seni sevmek için yapıyorum ya. Niyetim bu. İnan, sana zarar ver vermek istemiyorum. Anlatabilir misin? Anlata anlatabilir misin ki aman kuş bey, benim niyetim sana zarar vermemektir. Hayır, yapamaz. Demek bizim için dünyamızın halini değiştiriyor harcı dünya değil. Yani o zaman niyetim buydu deme hakkına sahip değilsin. Doğru yapman lazım. Bak kuşun bak kuşu tutmanda gaye niyetin sevmek. Kuşu anlatabilir misin? Anlatamazsın. Ama davranışın nedir ona? Ona zarardır. Onu korkutan fiilin senin iç alemin değiştirmiyor. O zaman niyet nerede geçerli? Doğru davranışın içinde geçerlidir. Benim niyetim budur. Peki niyet sende farklı olur mu? Evet. Ben bir şey yaparken başıma bir hal geldi. Niyetim buydu. Diyebilirsin. Ama insanlar ilişkilerinde niyetin budur diyemezsin. İnsani ilişkilerde doğru yöntem kullanmak gerekiyor. Niyete bakmaz. Muhabbetle uhuvvet değil, değil mi abi? Muhabbet içerideydi. Evet. Ben seviyorum seni ama nasıl yani uhuvveti göstermem için ona e, yani dış... Eylemsel. Eylemsel olması lazım. Evet. Mesela diye işte kuş misali. Bu misal. Kuşu tuttum. İçim nedir? Sevmek ya. Lan seviyorum. Kuşu anlatabilir misin? Anlatamazsın ki sevdiğini. İçini anlatabilir misin? Eylemin nedir? Ona zarar gözüküyor. Tutmuşsun, hapsetmişsin. Ama niyetim bu değil. O zaman insani ilişkilerde niyet ve nazar geçmez. Ne geçer? Doğru davranış geçer. Allah Resulü'nden bir misal vereyim. Çok çarpıcı, devamlı kullanılan bir misal. Bu makamda. O zaman sokak lambası yok. Ayşe-i Sıdık'a radiyallahu anha validemizle gidiyormuş. Zaten siyah çarşaf gibi bir şey giymiş bir de karanlık. Birkaç tane sahabeye denk gelmiş. Selam kelam vermişler peygambere. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam demiş ki Ayşe validemize. Ya Ayşe burada dur. Geri dönmüş. Ya filanca. Buyur ya Resulallah dedi. O giden sahabeleri çağırmış. O da gitmiş ana. Dedi ki bu benim helalim olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe'dir dedi. Estağfurullah ya Resulallah sana suizan mı edecektik? Yani gece gece kim hangi kadını götürüyor? Allah Resulü tarihi sözünü söylüyor. Yani sahabe ne dedi? Estağfurullah ya Resulallah sana suyu zalim edecektik. O da dedi ki Müslümanın şeyini odur ki suyu zan etmez ama suyu zana da vesile olmaz. Çok acayip bir şey ya. Benim, benim devamlı mesleden devamlı bana e, seyyar bir lamba, ışık olan bir tabirdir bu. Çok kullanırım, çok istifade etmişim. Allah ondan ebeden daima razı olsun ustadımızdan yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan bak Müslüman'ın şeyini odur ki suyu zan etmez ama suyu zana da vesile olmaz e, niyetim işte kuş çarpıcı misali gibi niyetim sevmek ama fiil o değil İnsanın mesuliyeti ne, nerededir? şuradadır e, salayet mesuliyet şey iktidar ihtiyar salayet mesuliyet anlaşıldı değil mi abiler? Ya ben aslında niyetim budur. Furkan, niyetim buydu. Niyetin geçmez. İnsani ilişkilerde doğru eylem. Bak Allah Resulü'nün niyetine. Eş, niyeti değil, fiili bu. Eşini götürüyor eve. Ama gece karanlık. Zaten siyah giymiş. Zaten sokaklaması yok. O ne diyorlar? Diyebilir. Ne, insan nefsidir. Sahabeye bu yöntemi kullanıyor. Sen ben kimiz? Niyeti bugünkü dersimize ne anlayacağız? Niyet içseldir, dışsal değildir. Dışsal sünnet ise niyettir. Yapılması gereken de niyet olur. Ya benim niyetim bu değil. Niyetin geçmez. Ne zaman geçer? Bak dedim. E, niyet ameline haylidir. İktidarın, ihtiyarın, salahiyetin ve mesuliyetin dört tane kategorinin dışında ise. Vallahi niyetim bu değildi. Niye? İktidarım yoktu. İhtiyarım da yoktu. Yani yapacak güçlü de değildim. Ama bu bir iktidar. Gücüm yoktu. İhtiarım. Yani ben böyle bir niyetim yoktu, ihtiyar. E, salahiyetim sahasında değildi benim. Mesul değildim ben. Salat mesul bizzati Allah bana bu vazife yüklemedi. Mesela uygulayayım. Sokakta bir yanlışlık gördün. Elinle yoksa dilinle, yoksa kalben buuzet yoksa imanın yok. Bu hadisi şerife göre ne yapmamız lazım? Şop almamız lazım. Gördük bir yanlışı. Jopla düzelteceğiz. Bunu tarikata çok zikrederler. Gördün mü yanlışı? Herkes niye, niye sana baktı? Bayram sana baktı. Bakmadım. Şimdi bak. Bir yanlışı gördün. Bu hadis-i şerefe göre elinizle düzeltin. Sonra lisanen düzeltin, ikaz edin. Yapamıyorsan kalben, kalben buz edin. Dördüncüsü olmayın. Bir şey kalmadı ya. Bunu lakayt yani hiç... Vurdum duymaz olmayın. imandan eksik olduğunu gösteriyor. İmansızlığı gösteriyor da. Peki bu alimler ne yapmış bu şey tehadisi? Şimdi ben şey yaparsam job almam lazım değil mi mealen? Ya, Ama... Evet. Ben yanlış yapanı gördüğünüz direkt vurur. Tak elinle. Ama alimler ne demiş? Ee, gördün bir yanlışı elinle. Bu sultanlara mahsus. Dilinle fitne olur. Ben kimim ya beni tanırlar mı ya? Alimlere mahsus. O beldenin alimi herkes biliyor. Evladım yapma deyince e, tabi efendim hoca efendi der. Beni şey mi? Kim sen derler. Der. Tanımıyor. Demek ki elinle sultanlara mahsus demiş. Dilinle alimlere mahsus. Alim değiliz. E, kalben buz etmek. Bize de o düşmüş. Yani iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. İktidar. İktidarlı mısın yani? İktidarın var mı? İhtiyarın var mı? O şeyi şey yapabiliyor musun? Yok. Mesul musun? Allah sana vazife yüklenmiş mi? Onun dışında şeylere niyet geçer. Yapman gerekeni yapmamanın bedelini niyetine yükleme. Yapman gerekeni yapacaksın. Yapman gerekeni yapabilirken yapmamanın tembelliğini ve faturasını niyete yükleme. Yapman gibi daha ezber söylemedim. Yapman gerekeni yapmamak tembelliği, sorumsuzluk faturasını niyetine yükleme. Niyetin buydu. Hayır yapman gerekiyordu. Niyetim bu değildi. Yok. O geçmez o. Kuş misali gibi. Nazar ile niyet mayyet eşey tahir eder. Mayyet eşey tahir eder. Eşyanın suretini, hakikatini tahir etmez. Nazar ile niyet. Mesela adam öldürse bir tanesi 15 sene. Trafik kazasında ölse niyeti bu değildi. Hiçbir şey, bir şey yok. Birkaç hafta kalıyor, çok çıkıyor. İnsanın niyet nerede abi? İktidar, ihtiyar, salayet mesuliyetin dışında. Yok. Sistem yok. mi? Rahat. Kalpte. Hı. Kalpte olur. Niyet var ne hep kalpte bu. Mesela muhabbet nerede? Kalpte. Uhuvvet nerede? Eylemde. Muhabbet içseldir, uhuvvet içseldir. O çok güzel bir dersti ya. zaman kalbin bozulmasında niyet. Niyet şey, yok. Evet. Ya Hüsnü Niyet diyor kimya gibidir diyor ya. Üstad'a diyor benim 40 senelik ömrümün bir mahsuldür diyor. Evet. 40 ömrümün. Acayip demiş yani değil. 40 senelik ömrümde diyor. Evet. Mahiyet eşyayı takdir eder diyor ya. Yani bizzat eşyanın zatının yani... Suretini değil. Hani zatındaki mahiyet ne yoksa benim nazarımda eşyanın mahiyeti böyle onu mu takdir eder? Senin alemindeki eşya. Evet. Ama çok kuvvetliysen eşyayı da değiştirebiliyorsun. Hmm. E, nazarla. Sihir, büyü, e, nazar. Mesela nazar insanı mezara, deveri, devi kazana koyar. Ya yani patlatıyor ya. Yani. Çok bu kuratlarını görmüştük. Evet, çok. <laughs> çok acayip değil mi? Yani. Onu dedim, ya neyse ya. Dedim bir daha bakma bu taraflara. Hep maşallah de, maşallah de. Hatırladın mı? Nelere denk geliyoruz ya. Ha. Afrika'dan ehli fazıl kısmına ne diyeceğiz? Onlar iyi adamlardır. Cevap çok iyiler var ki iyilik zannıyla fenalık yapıyorlar. Bak iyilik zannıyla fenalık yapıyor. Nasıl biliyor musun? Cümleyi de söyleyeyim. Tarihi bir cümle ustadın. Dinde hassas muhakemeyi akliyede noksan insanlar iyilik zannıyla kötülük yaparlar. Her orada. İleride orası var abi. Bak. Bir de ileride bir sonraki soruda şöyle. Nasıl iyilikten fenalık gelir diyor. He. Muhali talep etmek. Bir dağdan uçmak niyetiyle kendini havalandıran parça parça olur. Ya. Zira onların istekleri şey ya bir hükümeti masumedir. Halbuki o şey ileride de o sen dediğin yerde abi ı harpte o da yine asarı bedirde. Ve itaat bozulduktan sonra müstebitler, mülteciler, dinde hassas, muhakeme yaptığı noksan olanlar bak. iyilik zannıyla o bataklık seminde tohum ekmeye başlaması Bataklıkta tohum ekmeye. Evet. Abdülkadir benim burada çok 16. sayfa sözlere çok yıldız koymuş. Benim sözleri getirir misin sana zahmet? Niyet ile nazar ile niyet manyet eşyayı tahir eder. Manyet eşya insandadır. Başka? Mesela başkasını şey yapayım. Adam bakın bana bakın. Adam çalıştı. Ter ter döktü. Onunla kazandığı pirinci aldı. Çocuklarına yetiştirdi, yedirdi. Hayli oldu. Ama gitti çaldı aynı pirinci, yedirdi. Çocuk bozuk. Ya pirinç aynı. Ne değişti burada? Mayet, Eşyanın mahiyeti değişti. İlle sureti değil. Pirinç aynı pirinç. Ama protonla elektron arasındaki şu anda bilimin tanımlayamadığı boşlukta kişinin niyet ve nazarı giriyor. Tahta olsa gösterdim bak. Proton atomun içi ya. Proton elektron. işte protonla elektron arasındaki o mesafe boşluktur. Şu anda bilimin nazarında. Şu anda kuantum fiziğiyle duman var diyor. Ne oldu belli değil. İşte kişinin niyet ve nazarı proton ile elektron arasındaki o boşluğu doldurarak niyet nazar enerjidir. O atomu değiştiriyor. Onun için çocuk bozuk oluyor. Günah sevaba, sevabı günah kalbeder. Şuraya bak, niyete bak. Eylem eylemde olmayan ama günah. Şeriat ona dememiş. Pat diye mesela diyelim ki biz derse gitmek istiyorduk. Elimizden geldiği kadar haramdan uzak olduğumuz aldı. Pat diye karşımıza gelse haram. ilk bakışta bak haram. Yazılması lazım. Yazmıyor Allah. Evet niyet adi bir hareketi. Yani adi derken sıradan bir ayet. Ayakkabı giymek gibi. Hareketi ibadete çevirir. Veya gösteriş için yapılan bir ibadeti günah kalbeder. allah Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kendisi kalarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ama bize kıldırırken Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hz. Ömer demişti onu söylüyorum. Radyal. Nasıl anlarız demişler de. Yani e, evet yani ibadeti gösteriş için mi? Hakikaten kendi fıtratımıza göre mi kılıyoruz? Milletin yanında nasıl kılıyorsun bir de kendi odanda nasıl kılıyorsun arasındaki fark kadar yakarsın demiş. Eyvah İbrahim. Şimdi bu, bunu ben çok dinliyordum da ben de ves, evde olduğum zamanlar vesves oluyordu. Camiye gittiğin zaman insan cemaat olunca biraz daha yavaş kılıyor. Evde yalnız kalınca biraz daha hızlı oluyor. Ama o caminin bir havasının da tesiri var insan. Tamam o vesvese. O da var yani. Ben tamam. eskiden ondan çok vesvesede. Yapma kardeşim. yapma vesvese yapma Hazreti Ömer'in. Tamam vesvese yapma. Cemaat biraz daha olsun, topluyor. O, o olsun daha. riyakar ol. İhlasında bozuk olsun da yeter ki namaz kıl. <laughs> Bir şey şimdi soracağım da abi. Evet. Üstad diyor fena niyetle geldiğin vakit seni yılan suretinde görüyorum. Dikkat et demiştim. Şimdi niyet kalpte, fena niyetle gelince üstad yılan suretinde görüyor. Suret simada kalpten haber verdiğinden mi? Sireti veriyor. Siret. Suret bu. Kalbi mi gösteriyor? Kalbi de gösteriyor. Kalbin ba nerede geçiyor? Münafık bahsine geçiyor. Göz kalbin aynasıdır diyor. Kalpte olan gözde yansıyor. Sen bakınca gözden anlarsın. Ehliysen. Bu adamın gözünü kula Sühret değişmiş <laughs> abi. Sühretini seni yılan süretinde görüyor. Evet. Çünkü sureti tamam ama seni diyor yılan suretinde görüyorum. Ustadın nazarında insanlar içi gibi gözüküyor. Mesela bakıyor. İlam, ee, Allah söz verdiği için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yani içi, siretini nasılsa öyle yapmıyor. Biz mesela domuz, çakal gibi hayvanat bahçesi gibi olurdu sokak. İşte e, içimiz gibi gözükmüyoruz ama ehilleri aynı öyle görüyor. Aynı zahirde Aynı zahir, evet hakikati aynı zahirde görüyor. Yani kalbi simasına görüyor. Mesela şöyle düşün, ayna, aynaya baktım düzeltiyor muyum? Neyimi mi? He? Ben <laughs> Sen iyi gözüküyorsun canım. Öyle diyorlar. Bak şimdi. Lavaboya baktım. Neyi mi düzelteceğim? Suretimi. Evet. Bu ayna. Neyi mi gösterdi? Suretimi. Bu aynaya bak. Ruhu. Ruhunu gösteriyor. Hangisi daha cami ayna? Adam bir ders yapıyor. Suratı şey gibi. Ayakkabı çablası gibi olmuş. Sipsiye. Ne oldun kardeşim öyle ya? Dikkat edeceksin daha. Ya vesvese yapmayın ama yani insana güven vermiyor. Siyah bir yüz. Afrikalı mısın? Güneş altında mı dur? Yok. Meymenet kalmamış. Ya. Ahır zamandayız da ben için malzeme veriyorum sizin elinize. Çok acayip. Meymenet kalmamış. Suratında. Nuraniyet. Okşayan. Yani siyahlaşma anlamında değil. Siyah esmerde de nuraniyet başka bir şey doktor Nurani'd başka bir şey böyle. Böyle bir şey yapıyor. Oğlum acayip bir şey ya. Çok tuhaf. İnsan tuhaf ya. Bak şimdi. Ayna insanı gösteriyor. Bu da bir ayna. Böyle bir cami ayna olur mu? Ruhunu yansıtıyor. Namaz kılıyor musun, kılmıyor musun? Doğru adam mısın, yamuk adam mısın? Mesela diyoruz hepimiz. Vallahi bu adam doğru söylüyor. Ama vallahi güven vermedi ya. Bunun gözleri en gerekli ilanı gibi beni sokuyor ya. Söylediği doğru. Peygamere götürelim boyunca. Ya Resulallah bu doğru söylüyor. Ama kalbim şey. Kalbiniz esas alın diyor. Ya. Kalbiniz doğru söyler yanılmaz. Suizan etmemek. Yani böyle. Ya kubum ben bu adama ya. Bu daireyi satıyor ama. Bu doğru söylüyor ama. Vallahi her şey her şey yolunda ama. Bu adam yok ya. Bırak. imzalamaya, Alma. Satma ya, Bırak. Uy peygambere, kalbinizi dinleyin diyor. Bu asırda bu yanıltabilir mi biz acaba? Yanıltır ama o seviyede miyiz? Ya. Evet. Hani biz o seviyede miyiz? O, o, Yani gözlüğüm benim siyah. Gözlüğüm karşıyı ne göreceğim? Beyazı da siyah göreceğim. Yani biz öyle miyiz? O. Yani herkes için değil ki bu ders ya. Yani ehli işte. Yani gözlüğün siyah. E karşıki beyaz. Siyah görüyorsun. O da yanlış. Yani varsa seviye. Hafif böyle. Ama onu da söyleyeyim diye söyledim yani. Diyor ki niyet adi bir hareketi ibadete çevirir. Gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kaybeder. Beni o kadar rahatsız ediyordu ki. Teheccüd namazlarında, diğer namazları da bu. Çok şükür. Neredeyse eşit. Ben de eşit gibi. Tam yüzde yüz değilse de. Eşit ya. Gece namazında aynı öğle namazı gibi kılıyor. Yani şey. Öyle olsun diye değil. Yapa 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 alıştı. Çocuğu alıştırdım. Küçük Hasan'ı alıştırdım biraz. Maddiyata esbab hesabı ile bakılırsa cahalettir. Allah hesabı ile olursa marifet ilahidir. Mesela doktorluk sahasına misal vereyim. Do Gazali söylüyor. Araba tamir etmek. Araba, oküz arabası, at arabasını. Ee, hayvanı tamir etmek, insanı tamir etmek bunlar zanaattır. Z, Allah'ın yaptıklarına sanattır. S. Gazali der ki insanı tamir etmek zanatı eğer Allah hesabına olursa sanat olur. O diyor zanat marifettir. Allah hesabına olursa marifetullah olur. Marifet marifetullah. Mesela arabayı tamir ediyor. Marifeti var. Ama dershanelerin arabasında yapıyor veya yaptığı işlerde dershaneye de himmet ediyor yardım ediyor. O araba tamir etmesi marifet değil, marifetullah oluyor. Allah'ın diline hizmet ettiği için marifetullah'a dönüşür. İyi misin Abdülmelik? İyisin değil, üşümüyorsun. Üşüyorsan fu Furkan Palto versin sana. Yok, iyi, çok güzel. Ne var ya. abi? Şey, e, niyeti de bozuk olduğu zaman mesela hizmet yapıyoruz. Mesela videolar yapıyorum. <laughs> Şimdi mesela kendi üzerinden vereyim. Heh. Videolar yapıyorum. Eğer niyetinde Rıza ilahi yoksa diyor ya o kendi hevesat nefsanesine evet. yaparsa tatmin, tatmin ediyor diyor. O da ne olur bak diyor ki gösteriş için yapılan bir ibadet günah kalbi. Yaptığın hizmet hizmet oluyor. Şey diyor diyor. Bir cümle geçirdi da nasıl da huddam diyordu da. He? Bulamadım. Huddam. Huddam mı diyor, diyor? Ne ne için? O işte. Burada da diyor da abi kendine diyor hizmet ettiğin sanan diyor görecek ki diyor aslında hizmet eden o değil yani. İşte o efsaniyesine evet, hizmet, hizmet ediyordu diyor. Evet. Hizmet etmiyordu diyor. Evet. Yani içindeki şey için mesela ben tanınayım, ben bilineyim, ben konuşulayım, ben önde olayım, ben beni dinlesinler, beni sevsinler diye yapmak işte bu ya. Yani. O zaman ne yapar? İnsanların rızası için ayetlere, hadislere meal verir, öyle yaşar. Ya sen Takdir etsinler. De, ne derler diye yaşıyor. Meal veriyor. ki Ders yapıyor. Ne derler diye. Allah muhafazaya. Allah hepimizi korusun ya. Mesela niyet hakkında son cümlem olsun. O 16. sayfayı gösteriyorum. Niye çok yıldız koymuş? Burayı oku diye. Mesnevi Nuriye 51'de sözler 16'ya geç. Mutlaka oku. Niyet ne yapıyormuş? Bak. Hodbin adam kendini beğenen adam hem hodgam kendini düşünen hem hodendiş sadece kendisini endişe eden ve hem betbin devamlı her şeyde olumsuzlayan betbin olduğundan betbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düştü. Ha bak memleket niyet nazarına göre bu kafa ya cennet oluyor ya cehennem oluyor. Hodgam, hodbin, hodendiş Bedbin. Mesela bir insan hodgam kafasında kendini beğeniyor. Dünyayı oluşturacak. Bir dört duvar yapacağız. Sırf kendisini gam ediyor. Alem İslam hiç hizmet miymiş? Dava mıymış? Kardeşin gururu muymuş? Kardeşin hizmeti miymiş? Kardeş nedir yani? Bu Müslüman hodgam. Yani sırf kendisini gam edinen gamsız yani. Umrunda değil. Mesela bir dünya oluşturuyorsun. Dünyanın dört temeli var. Hani var ya yaşantıda da öyle. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfakta doldur. Tuvalette boşalt. Yatağa git, işe git veya okul. Bu değil mi cemiyet hayatındaki? Aynı burada da öyle. Birisi hot gam. Sırf kendisini düşünüyor. Dava mıymış? Kardeşin gururuymuş? Kardeş mi varmış? Ya ben bunları el, el uzatayım ya. Ya bu kardeşim bu Müslümanların derdi psikoloji ya duman olmuş ya. İlaçlara, ilaçlarla berbat olmuşlar. sahte ee, sahtekar hocaların kucağına düşüyorlar. Sihir büyü deniliyor bilmem ne. Ya insan biz de insanız. Ya ben bu Müslümanlara nasıl yardım edebilirim? Müslüman diye de demiyorum ha. Benim Müslümanım. Bak onun derdiyle düştük. Bak psikoloji ders yaptık. Hodgam değilsin. Yani gamsız değilsin. Yani sif kendisini düşünen harici düşünmemenin adıdır hodgam. Hodbin kendini beğenin. Ne demek yani mefhumun muhalifiyle? Kimseyi beğenmiyor. Her şeyi aşağılıyor. Nakis görüyor. Kusurlarını öne çıkarıyor. Sanki hep o yani. İyiliği yok mu bunun ya? Böyle bir adam düşün. İkinci taş. Dört dedik ya mutfak, tuvalet, yatak iş. O ilk önce ne dedik sana? Hodgam. Sif kendisine gamlı. Davanın hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Ama meyvesi Mesela adam hiçbir şey yapmaz. Gelir gider tamam. Öğrenesiniz diye söylüyorum. Başka niyetim yok. Yani maneviyatını alır. Psikolojini tedavi olur. Çocuğunu okutursun her şey. Ama bir defa demez imkanı olduğu aldı. Ulan ben bir fatura getireyim ya. Kim bu? Hodgam. Gamsız yani bu adam. Bir de hava atar ha böyle. İltifat ister. Hürmet. O abim falan yanına oturduğun zaman dersten sonra böyle bakar kim yanıma gelecek. Böyle bir şey yani. Bu kim? Hodgam. Sırf kendisinin gam edilmiş. Harici hiç umrunda değil. Bu bir. İki. Hodbin. Hodbin kendini beğeniyor. Bu ne demektir? Örnek verdiğim kişinin kendisine yakın olduğu an ile beraberdir. Nefsinden çok uzak olursa Allah'a yakın oluyor. İşte Hodbin de o. Hodendiş sırf kendisini düşünüyor. Karşı düşünmüyor. Kardeşim bu özel hayatın, öz, aile hayatın, özel hayatında da var bu. Hodendiş. Müstak i̇şte, diyor abi misal olarak hani kend ee, şey zekat basitine söylüyor ya. aç, e, aç olsa ben olsa... Hiç. Aç mı? Bu kardeşin ihtiyacı mı var? Gömleğe mi ihtiyacı var? Bu mesela şey iktidar ama kendini helal edecek kadar değil. Şefkata muhtaç olacak kadar şefkat etmeyiniz diyor hadis-i şerifte. Bak şefkata muhtaç olacak kadar şefkat etmeyiniz. Dengeli olmak lazım. Üçüncü neydi? Hodendiş. Ne demek? Sadece kendisini düşünüyor. Hiç kimseyi düşünmüyor. Üç etti mi bu? Bir de en çok ben sevdiğim kelime bedbin. Hep olumsuzlaya. Nerede olumsuzluk varsa. Aa orada kuş var diyor. Düşebilir mi? Lan düşerse düşsün sana ne ya? Sahibi sen misin ya? Yaprak düşüyor hasta oluyor. Ya bir de havelerin karşısına çıkmıyor. Her gün hasta. Niye hasta? Evelanın yerde kızı çocuğu kaçırdılar ya kardeşim ya. E niye öyle duramam ki ben habersiz? Evet. Ne demek hasta olacaksın? Hep çünkü haber demek adınız gibi bilin. Bedbin, hiçbir hayrı olmayan, hiç doğruyu anlatmayan pek çok istisna hep sullamak ve psikolojiyi bozmak için kurulan bir sistemdir. Küreselcilerin koyduğu bir sistemdir. Bunlar Bunlar bir araya gelirse, gelirse çarpıcı misalleriyle beraber ne yapar biliyor musun? Nazarını oluşturur. Nazar. Dedik ya niyet nazar. Aa bak ben öldürmüyor Nazar. Burada da nazar nasıl oluştu diye açtım. Ha. Yani hodgam, hodbin, hodendiş, betbinlik. Biraz önce içini açtım. Bu kendi dünyanı iyi veya kötü oluşturuyor. Peki bunu ne yapar? Bunu yapabilirse bu nazarımızı oluşturur. Bu dört tane şey nazarı oluşturur. Bu ne demek? Dünyanı oluşturur. Dünya içinde dünya. Adam ayakkabısı yoktur. Ekmeğin evinde şey yoktur ama cennet asağı hayat yaşıyor. Bu nazar. Bu dört tane nazar. Ha, peki niyet ne yapar? Bu nazardı akli. Nazar aklidir. Niyet ise kalbidir. Ha, o zaman o dört tane hodgam, hodbin, hodendiş bedbinlik bile değiştiriyor. N şey Niyet. niyet evet. Nazar akliyidir. Niyet kalbidir. Nazar dünyadır. Niyet içinde oturandır. Nazar binadır. E, niyet içinde oturan adamdır. Nazar bedendir. İçinde oturan ruh niyettir. Böyle yani. Sen gayet rahat her şeyi değiştirebilirsin aleminde. Her şeyi. Mesela bir misal söyleyeyim. Sabah şey, işte gece kalktı. gün ne oldu? E bir de sabah namazına kalkmak şey geliyor değil mi? Ağır. Şöyle diyorum ben kendi kendi kazanımı. Ezan işte saatimi kurduk ve ezan geliyor. ben bu nafile değil ha. Diyorum ki sabah namazı farz ha bu. Farz. Hiçbir şey e, e beni yatağa çevirecek hiçbir şey kalmıyor. Bu farza, bu farza nafile de öyle diyemiyor. Yani niyetin şey oldu mu? <laughs> Niyet bu. Niyet bedensel o şey için söyledim. Şeytanın hamleleri de akim kalıyor. Bu farz. Bu farza yani böyle bir şansımız yok. Beş dakikada yatayım. ...deyen, saate kapatan... ...ben namaz kılmayacağım demektir. İbrahim duymasın. Niyetini düzeltiyorlar ya... Evet. ...o zaman niyet düzeltilebilen bir şey olduğu gibi... ...şöyle bazen şey oluyor... ...yani insanlardan duymuşum... E ...kötü kötü niyetlerinin... ...içerisine giriyor ya insanlar... ...hani bu belki lümme şeytanın... ...artık telkinatıyla niyetlere giriyor? ...o zaman bu kalbi tamir ettikçe aslında... ...kişi bu kötü niyetini bile... Tam ...eğer edeyim. isterse ki istemesi de orada ne oldu şimdi? Kötü niyetini fark etti. Bir de iyi bir niyet çıktı karşısına. İki tane niyet. Mesela şey diyelim. Bir şey mesela. Kimle oturuyorsan, kalkıyorsa. Niye gıybet? Niye gıybet gıybettir? Niye haram haramdır? Bak niyesin? bir sebebi şu. Mesela senle benim bir münasebetimiz oldu bir ara. Ben gidiyorum onu anlatıyorum. Düşmanlığın sahasını genişletiyorum. Bu daha çok böyle kadınlar dünyası hissi oldukları için dünyaların cehennemi bir araya geldikleri zaman ekseriyeti mutlaka galip ekseriyette yüzde doksanı işte ben mutfazilik yapmayacağım yüzde doksanı hep hariç konuşuyorlar böyle gıybet olduğu için şimdi e, kimle oturup kalkarsan demiş ki sağırla oturursan şaşı kalkarsın var ya körle yatan. he? Ha, körle yatan şaşı kalkar diyor vesaire böyle. Yani giydiğine bak. Yediğine bak. Oturup kalktığın kişilere bak. Meşgul olduğun işe bak. Dört. Mesela kanserden korkuyor. Bir şey. e, kardeşim paketli gıdaları yeme. Raftaki gıdaları alma. Alma kardeşim. Kilo düşünüyorsun. Akşam namazından sonra bir lokma da ağzına koyma. Fiil. Fiil için söyledim. Bir. Kimle oturup kalkıyorsun? Şimdi ben sana sor soruyorum. Televizyonda habere muhatap olmuş adam. Bunun psikolojisi düzgün olabilir mi? Haber takip eden adamın. Adın gibi bil. Yanına da bir tane psikolojik hap koyman lazım. Orada çocuk kaçırmışlar. Hadi sabaha yatsın adam. Bilmesi. Peki bildin ne oldu? Bilmese miydim? E bildin ne oldu? Sıkıntı oldu. Ben bilmedim. Rahat yattım dedim. He doğru söylüyorsun. Bildin de ne oldu? Bildin de ne oldu? Hafız dedim haklısın. E, ha, haklı oldum da ne oldu dedi. Ne değişti diyor. Ne oldu yani? Uçak şimdi türbülansa girdi. Çok acayip. Biz de gençiz tamam. Havuzda seyahat ediyoruz. Türbülans acayip yani böyle. Korktuk yani. Bunda hiç umrunda değil bu. Hey, yapıyor böyle. Araba böyle gittiği zaman tümsekleri hızlı git diyor. Bizi boşluğa bırak böyle. Keyif alayım diyor. Uçak böyle şey yaptı. Ha korktun mu dedi. Ha sen korkmadın mı? Yok. Niye korkmadın? Düştü mü ki korktun? Ne zaman korkmamız lazım dedim. Düşünce korkarsın dedi ya. Düşmeden korkulur mu dedi ya. Senin aklın yok mu? Allah Allah. Adam bak düşüncesini sonuca şey yapmış. Biz niye korkuyoruz? Düşünce sürecini sebeplerini kaldırıyoruz. Sonuca göre düşünüyoruz. Onun için psikolojimiz bozuluyor. Onun için sıkıntı çekiyoruz. Süreci takip etmiyoruz. Türbülans demek uçak deme, düşmektir. Düşmek demek ölmek demektir. Türbülans olunca ölüm senaryoları başlıyor. Onun için korkuyor. Ne yaptık? Türbülans hiçbir şey olmayacağını, süreci böyle normal olduğunu kanatlar buna karşılık koyacağını, kanadın 6 metre aşağı, 6 metre yukarıya oynanabileceğini, bunun kopma ihtimali olmadığını, ahmak geri zekalı bir pilot olmadıkça düşmeyeceğini, bu süreç çarpıcı bir insan olsun diye söylüyorum, Sonuç nedir? Düşer ölür. Her tür bilans bu süreci bilmiyor bir şey yolcu. Sonuç nedir? Düşmek. Türbülansta düşmeye eşit yapmış. Onun için her da ödü kopar. Şimdi bizde de sebepte de öyle. Sebep lazım kardeşim. Sebebi aşıyorsun, niyetime bak diyorsun. Böyle bir şey yok kardeşim. Ha, uçakta geçiyor şimdi. Işte. Niyetime, niyetime bak diyor. Fiilin ne? Allah Resulü niyetime bak dedi. Ayşe validemiz de gece gidiyor. Sahabe ediyor işte. Ey ashabım bu helalim olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe'dir diyor. Estağfurullah ya Resulallah sana suizal edecektik bu gece? Müslümanın şeyi odur ki suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Yani niyeti, niyetime bakın dedi, dedi mi? Bana ne canım herkes niyetini şey yapsın. Hayır. Biz aynısını uyguluyorsun ya. Yani. Mesela çok ifade etmek istemiyorum şimdi. Dedim kardeşim böyle baktı böyle. Ben dedim bunu bunun için yapıyorum. Bunun için bunun için yaptım. Ne dedi biliyor musun? İfade etmek istemiyorum. Allah razı olsun hocam dedi. Yani nurcu değil. İmamlık yapar. Hakikaten kötü düşünüyordum dedi. Bak bunu bunun için alıyorum ben. Görüyor musun şuraya? Külliyat külliyatta nasıl izah ediliyor? Nazar nedir burada? Bak nazar ile niyet. Nazar şurada 51. Aha nazar bu oluşturuyormuş. Hodgam, hodbin, odendiş, bedbin. Ben kısacası şeytanın dört sıfatı bu. Şey bayram soruyordu. Kur'an'da bulabildiğim şeytanı şeytan yapan Şeytanın şeytanı var mıydı? Evet. Şeytanın şeytanı kendisindeki bunlar. Nedir o? Yeis. Başka? Ben merkezli düşündü. Ben merkezli. O e, şeyden, topraktan ben ateşten. Sonra kıskandı. Haset etti. inat etti. Değil mi? Dört tane. Bak yeise şeytanın şeytanı nedir? Tayin pekmezi karıştır. Gibi. Yeise at. Kibirlendi. Haset etti, ben merkezliği düşündü. Yani ben merkezi şu, o diyor toprakla ben ateşten. Üstünlük vasfı nedir? Hariç, ateş toprak, ben üstümün. Şimdi insanlar nasıl yapıyor? Benim param var, kariyerim var. Ben kadınım, ben erkeğim. Maddeyi esas alınca bedeni ve bedenle alakalı şey yapınca şeytanın bu sıfatı. şeytan şeytan yapan dört tane sıfat. Bizde olursa şeytanı ne ararsın. Ne ararsın şan bu arada? Hakikati kendinde ara. Şeytanı ne yapacaksın? Zaten şeytan bende. Yeis bende. Ben merkezli düşünüyor. Kibir bende. inat bende. Öyle demiyor muydu? Firavunane gururu. Memdane. Nemrudane inatı şişti şişti diyor. Sonra Yeis. Sonra Kur'an'daki sıfatıyla şey. Yeis kibir ve ben merkezli düşündü. Abi bu beş taneyi. Beş tane sıfat bir araya gelme nispetinde şeytanımız biziz. Benim şeytanım bende. Benim şeytanım bende olur. Ne şeytan? O şeytan ne yapıyor dışarıdaki? Bu şeytan aktif ediyor. Yemliyor bunu. Şeytanım bende. Kainatın çekirdeği ben değil miyim? Ağacın çekirdeği yok mu? Bütün kainatın 18 bin alemin çekirdeği bensem şeytanın da çekirdeği değil miyim? Şeytanın hakikati bende değil mi yazılım? O nedir o? Kibir, inat, gurur, haset, yeis, ben merkezli düşünmek. Bunlar. Bunlar benim şey. Şeytanım bende ya. Ne ararsın Şeytan ya? Buradaki şey yok. vahum davahum rabbil alemin. El Fatiha.